Paşa Hazretleri. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Paşam. Hayrola paşam? Beni görmeyi beklemiyordunuz herhalde. Ayağımın altından çekil Rüstem. Yoksa alimallah bir böcek gibi ezer geçerim seni. Bu o kadar kolay değil paşam. Sizin yerinizde olsam Hürrem Sultan'ın dediklerine kulak veririm. Paşam buyurun. Hünkârımı sizi kabul edecekler. Hatice'm nasıl? Afiyet değil mi? Şükürler olsun hünkârım. Afiyetteler. Âlâ. Zinhar evini, aileni ihmal etmeyesin. Hatta benden sana müsaade. Hatice'mi al götür buralardan. Biraz orman havası alıp istirahat etsin. Münasip bir vakitte gideriz inşallah hünkârım. Gel. Hünkârım. Söyle Rüstem Paşa. Bilmenizi icap eden bir husus var hünkârım. Maalesef veba denen illet her geçen gün yayılmakta. Edirne'ye kadar ulaşmış. Birkaç ölüm vakası olduğuna dair malumat aldım. Sen ne dersin paşa? Moşe Efendi Edirne'nin daha emniyetli olduğunu söyledi. Elbette hünkârım. Ancak Edirne Sarayı bu saray kadar emniyetli değil malumunuz. İlaveten sultanımızın bütün ihtiyaçları Edirne ve civarından karşılanıyor. Kim geliyor, kim gidiyor bilmek güç. İcap eden talimat verildi paşa. Sultanımızı korumak için tedbirler alındı. Elbette paşam. Ancak saray uzak. Allah muhafaza, bir şey olsa müdahale etmek güç. Tavsiye nedir? Siz en doğrusunu bilirsiniz elbette hünkârım. Ancak veba illeti geçene kadar sultanımızın daha emniyetli bir saraya alınmasında fayda var. Moşe Efendi'ye haber ver, derhal Edirne'ye gitsin. Vaziyeti bizzat tetkik etsin. Emredersiniz hünkârım.